Merhabalar Dört Mevsim Bahçe'nin sevgili dostları, sevgili çiftçi kardeşlerim, sevgili bahçeciler, amatör, profesyonel herkese sevgiler, selamlar. Ben ziraat mühendisi Binep Akkaner. Bugün sizlere İzmir Ödemiş'ten sesleniyorum. Ödemiş'te ne mi var? Efendim, Ödemiş'te şu anda çiçek sergisi var. Burada süs bitkileri üreticilerinin düzenlediği, alıcıyla satıcıyı bir araya getiren, çalıların, ağaçların, yer örtücülerin sergilendiği bir festival alanı gibi fuar alanındayız. Peki biz niye geldik? Efendim, niye olacak? Burada hazır bu kadar bitkiyi bir arada bulmuşken her birinden size tabii ki bütün fuar alanındaki bitkileri tanıtabilme imkan yok ama bitkileri tanıtalım. Nasıl yetiştiğini, hangi bölgede yetiştiğini, nasıl üretildiğini hepsini üreticisinin bilfiil kendi ağzından dinleyelim istedik. Hadi beraber içeri girelim. Efendim, şimdi de Ödemiş Süs Bitkileri Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin standındayız. Neden buradayız? Çünkü burada topiyari bitkiler görüyoruz. Şimdi topiyariye son dönemde bu bir özel bahçecilik sanatı, bir budama sanatı, ilgi duyan üreticilerimiz var, ilgi duyan bahçecilerimiz var. Nasıl yapıldığını bil fiil yapan kişinin elinden nasıl bir aşamadan geçiyor, nasıl şekillendiriliyor hepsini şimdi çok kısa özet dinliyoruz. Bize kendisi tanıtır mısınız? Ben emekli öğretmen Süleyman Sırrı Özaltın. Evet. Bu sektörde yaklaşık 20 seneden beri varım. Varsınız. Peki topiyarileri kendiniz mi yapıyorsunuz? Evet, kendim yapıyorum. Buna bir sevgi duydum, buna bir merak duydum. O merakla başladım ama basit bir çalışma fakat sabırlı bir çalışma olması tabii, lazım. Kaç sene örneği, kaç yaşında? Gördüğümüz bitki tam 12 yaşında. Ne aşamada başladınız? Şöyle bir fidan mıydı? Tabii, böyle bir fidan da. Ben sanatımın aletini de alayım. Aa. İşte bakın. Hani koyun kırkma makası evet, gibi. Bununla evet, bununla başlıyoruz. Bakın böyle bir bitkiyi aldığımızda evet, bitki önce... Tabii önce ne şekil vereceğinizi tabii işte bitkiyi önce ediyorsun. Şöyle bir gözden geçiriyoruz. Evet. Bitkiye nasıl bir model verebilirim? Aha. Bitkinin anasında neler var? Hı-hı. Onu görüyorum. Şimdi bitkinin anasını gördükten sonra ben buna ne şekil vereceksem şu küçük tarzlarda başlıyorum. Örneğin bakın şurada iki tane gördüğümüz dal var. Evet. Şu dalı ben sıfıra getireceğim şeylerini, yapraklarını. Yapraklarını sıfıra getirdikten sonra uçtan örgü. Bakın şimdi örgüyü de göstereyim size. Mesela bakın şurada şu örgü var, görüyor musunuz? Evet, şöyle. Şu örgüyü, şu örgüyü şu iki dal ile bakın birbirine. Bak örüyorum. Görüyor musunuz? Bu kadar gençken mi örmeye başlıyorsun? Gençken. Bunun esas doğuş zamanı bu. Bu hale geldi. Bunun altında eğer ben spiral yapacaksam şuradan itibaren spirali hemen onu da göstereyim. Bakın şu dalları spirale döndürdüm. Bakın gördünüz mü? Siz de spiral şeklinde döndürerek döndürdüm. Kesiyorsunuz. Tabii bak döndürdüm, burada bıraktım. Spirali burada bıraktım. Yani şu olay. Bak spirali burada bıraktım. Tekrar şu dalı gördüm. Bak şu dal spiralin devamı oldu. Niye öyle bıraktınız? Bakın şöyle yaptım. Model yaratmak için. Öbür taraftan görebilirsiniz bakın. Model yaratmak için. Farklı bir model olsun diye. Bu spiralin devamı bu. Büyüdükçe tekrar ben buna üzerinde spiral vereceğim. Oynayacağım bitki dalın üzerinde. Anladım. Yani siz şimdi aşağıdan spiral geliyordunuz. Sonra topları yaptınız. Ondan sonra yukarıya doğru şimdi, çıkıyorsunuz. Evet, bakın, spiralken farklı gelişmeler aldınız. Burada dört topu yaptıktan, örgümü yaptıktan sonra şunun içinde tekrar olduğum yerde bunu bitirdim. Bitirdiğim yerde şu oldu bakın. Bitirdiğim yerde bu oldu. Evet. Buradan ben tekrar spirali gördüm. Hı hı. Bakın spirali gördüm. Spiral yapıyorum. Yani anasını yapıyorum spiralin. Burada bıraktım bak. Bu tür bir spiral oldu. Şunu bıraktım. Tekrar şu iki dalı, şu gördüğünüz iki dalı şu tarzda düşündüm. Şunu aldım. Bakın şunu. Yani tamamen şunu. Sizin zevkinize evet, kalmış bir olay. Evet. Uygulayıcının görmek, zevkine, tasarımına. Görmek ama şu görmüş olduğunuz bakın anaları yaparken bu sene yaptığım bu çalışmayı
ben en az 10 sene sonra görüyorum. Adım adım, adım adım adım. Şimdi bu bitkide özel bir şey daha var, onu da göstereyim ben size. Tabii örneğin şurada dalları açısını arttırmak evet. için arasına takoz koymuşsunuz. Takoz koyduk, sebebi birbirine girmesin. Zaten bu kendiliğinden büyürken hem boyuna hem enine büyüyecek ve kendiliğini hiçbir zaman kaybetmeyecek. Ama bu 4 ayda küçük küçük budanır. 5 ayda budanır. Bu yaklaşık bir özellik daha var. Bu saksıdan saksıya geçti. Yani yerde büyütmedim. Eğer ben bunu yerde büyütürsem bu dikilecek olan yerde kururdu. Yani yerden söküp herhangi bir bahçeye ben bunu dikemem. Saksı da yaptınız. Şimdi bir şey daha sormak evet. istiyorum. Bir üreticimiz kendisi bir fidan alıp evet. topiyari yapmaya karar verse, o zaman ilk önce hangi çeşit bir bitkiyi tavsiye ediyorsunuz? Hangi ağacı? Şöyle olur, limon çamın üzerine çalışma yapabilir, leylandinin üzerine çalışma yapabilir, mavi selvinin üzerine çalışma yapabilir. Bunlar bunu kaldırabiliyor, yaptığı işi gösterebiliyor. Hı hı. Ama bölgemizde en fazla limon çamı ve leylandi, mavi selvi olduğu için biz bunların üzerine... Benim gönlüm limonu çamdaydı, limonu selvi veya limon çamının üzerine çalıştım. Evet. Şimdi... Çok da güzel olmuş sevgili izleyicilerimiz, görüyorsunuz değil mi? Üreticimiz emek emek... İlmek ilmek uğraşıyor, fidanları şekillendiriyor. Başka bir tüyo var mı şimdi, vereceğiniz? Tabii. Mesela bakın, üçüncü kademede ben bu spirali yaptıktan sonra, bakın burada tekrar bir örgü yaptım, görebiliyor mu arkadaşımız? Evet. Örgü. Ama şimdi arkadaşımız buradan gelsin yanıma, bakın. Şurada bir yazı var, burada bir Allah yazısı yazdım ben. Oo. Arapça, görüyor musunuz? Evet, yani gördüm. O da benim düşündüğüm, buna uyguladığım, kendi tasarımınız. Kendi tasarım. Evet. Bu hocam tarz. Tebrik ediyorum. Çok güzel çalışmalar çıkarmışsınız. İnşallah 4 mevsim bahçe programının izleyicilerine de ilham verirsiniz. İnşallah. Işık tutarsınız. Şunu da söyleyeyim, ben alıp bir başlarlar. Öğretmenim. Evet. İstedikleri zaman, istedikleri anda gelip bunun nasıl olduğunu ben bahçemde de gösterebilirim. Her zaman hazırım. Bundur. 4 mevsim bahçenin izleyicilerine sözünüz. Söz. Her zaman, her yerde bunun nasıl olduğunu ben anlatır ve gösteririm. Çok teşekkürler. Sağ olun. Hayırlı sağ olun. Fuarlar olsun. Sağ eksik olun. Olmayın. Sağ olun. Sevgili izleyicilerimiz, görüyorsunuz fuar çok renkli. Bakalım başka neler göreceğiz. Sonra şunu da unutmayın. Farklı tekniklerden başka farklı bitkiler de var burada. Şimdiye kadar belki görmedikleriniz ya da nasıl kullanıldığını bilmediğiniz. Hadi gidiyoruz. Sevgili izleyicilerim, 4 Mevsim Bahçe'nin sevgili dostları. Bakın şimdi buradaki sergiyi dolaşırken çok sevgili ağabeyimiz Selçuk Bilgi'yi gördük. Kendisi Ödemiş'te burada Bademli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin de başkanı. Şimdi hazır kendisini yakalamışken, aslında böyle röportaj falan yapmıyoruz ama fidancılıkla ilgili sorularımızı mutlaka cevaplandırmasını rica edeceğiz. Çünkü bu kooperatif yalnız bu bölgenin değil, neredeyse Türkiye'nin, hatta yurt dışındaki bazı ülkelerin fidan ihtiyacını karşılıyor. Üstüne üstlük üniversiteyle birlikte çok ciddi çalışmalar yapıyorlar ve el ele yürüyorlar. Dolayısıyla üyeleri de son derece bilgili, yetkin. Hem buradayken bazı çeşitlerle ilgili sorular da sorarız kendisine. Hadi buyurun gelin. Merhabalar. Merhaba. Abi nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Abi kendinizi tanıtır mısınız? Selçuk Bilgi, Ödemiş Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı. Efendim şimdi biz böyle teklifsiz abi diye konuşuyorum. Çünkü gerçekten de Selçuk Bilgi sektörümüzün, fidancılık sektörünün duayenlerindendir. Kooperatifçiliğin duayenlerindendir. Hepimizin de ağabeyidir. Şimdi şunu öğrenmek sözünüzü istiyorum. Sözünüzü keseceğim ama bu konuda mütevazi olmayacağım. Ben 72 yaşındayım. Onun için abiniz olabilirim. Eksik olmayın, sağ olun. Sonra da bu sektörde, yani meyve fidancılığında ve süs bitkisinde 50 yıllık jübilemizi yaptık. Onda da mütevazı olalım. Siz jübile falan yapmayın, siz devam edin. Selçuk abi, sizin gibilerin jübile yapmaması lazım. Kenarda gençlerin yani, yetişmesine el vermeniz lazım. Tabii gene elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ve çalışacağız da. Evet.
Selçuk abi, yeni fidanlar var mı? Yeni çeşitler üretime girdi mi? Tabii her gün meyvecilik konusunda Ar-Ge'lerden yeni çeşitlerimiz çıkmakta. En yeni dün daha tescilini yaptığımız cevizde bir yeni tescilimiz vardı. O Potamia dev olarak yakında piyasalarda görülecektir. Çok iri ve elle kırılabilen nazik, içi beyaz, yağ oranı güzel, fevkalade çetlerden daha üstün. Bu 1600 metre ile 100 metre arasında denemeler yapılmakta ve her bölgede de oluyor. Önümüzdeki günlerde görülecektir. Tebrik ediyorum. Evet. Ayrıca çeşit tescili almanız da son derece önemli. Üniversiteyle de birlikte çalışıyorsunuz. Evet. Tabii biz Bademli Fidancılık Kooperatifi birkaç konuda bilimsel çalışma yapmaktadır. Biyoteknoloji konularında yatırımları var. Doku Kültür Laboratuvarı'nda bütün yurt dışından ithal ettiğimiz anaçları ithal etmemek üzere laboratuvarımızda üretmekteyiz ve ortaklarımızın ihtiyaçlarını karşılamaktayız. Bu arada bu laboratuvarda Ar-Ge'ler oluşturuyoruz. Yurt dışında üretilen, özellikle süs bitkisinde Türkiye'de olmayan bazı çeşitlerin Ar-Ge'leri yapılarak seri üretimler yapmaktayız o konuda. Bunun yanında tabii biz araştırma kuruluşuyuz. Özel araştırma kuruluşlarından çeşitli meyveler konusunda da çalışmalar yapmaktayız. Ve yeni çeşitlerimiz çıkmakta, elmada, armutta. Mesela en önemli 15 yıldır çalıştığımız armutta ateş yanıklılığını dayanıklı yeni anaçlar tespit etmek üzere yaptık. Ve bu yıllarda, bugünlerde neticesini verecek deneme üretimleri başlayacak. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Selçuk Bilgi ağabeyimiz. Selçuk abi, kooperatifin fidan satışı var mı? Tabii biz ortaklarımızın bu standart ve mavi sertifikalı ve standart sertifikalı kaliteli üretmiş olduğu ürünleri Avrupa dahil bütün Türkiye Cumhuriyetlerine ihraç etmekteyiz. Tabii Türkiye'deki ihtiyaç olanları da temin etmekteyiz. Biz kooperatif olarak sadece meyve fidanı ve süs bitkisi konusunda üretimler yapmıyoruz. Hayvancılık konusunda çalışmalarımız var. Süt ve süt ürünlerimiz var. Zeytinyağı konusunda çalışmalarımız var. Zeytinyağı hem sıkım hem ambalaj tesislerimiz var. Meyve paketleme tesislerimiz var. Yani bunlarla uğraşmaktayız. Yani Ege'nin çalışkan çiftçilerisiniz. Çalışkan çiftçi örgütüsünüz. Hep beraber çalışmaya çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Tanıştıralım. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Nasıl bu sergiden memnun musunuz? Bu yıl biraz daha durgun. Ekonomik şartlar. Sebebi dolayı. Sizce nedir? Ekonomik şartlardan dolayı. Ülkedeki ekonomik şartlardan dolayı biraz daha durgun. İnşallah bu festival sayesinde işleriniz biraz daha açılır diye dilekte bulunalım. Evet, aynen o diyoruz. İnşallah bu festival sayesinde tekrar üreticiler bir araya gelerek, tüketiciler bir araya gelerek, belediyeler bir araya gelerek inşallah açılır. İnşallah. Peki Selçuk abi, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Şimdi rengarenk bir görüntü var. Hemen geliyoruz, bakıyoruz hangi bitkilermiş, nasıl bakılırlarmış, standın sahibinden öğreniyoruz. Merhabalar. Merhabalar. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Ödemiş'te yaşıyorum. İsmim İbrahim Keser. İbrahim Bey, sizin bitkileriniz bunlar. Evet. Üretici misiniz? Hayır. Alıp satıyorsunuz. Alıp satıyorum. Peki İbrahim Bey, şimdi tam da siklemenlerin mevsimi geldi. Açelyaların mevsimi geldi. Evet. Bunları alıp da bahçelerine dikenler veya evlerine koyanlar nasıl bakacaklar? Fazla su istemez. Bu ıscak siklemenler, açelyalar ıscak bölgeyi sevmez. Serin bölge ister. Ama yazın buradan yaylaya götürürlerse yazın da takip devam eder. Hı. Ama burada kalırsa binde biri kalır. Evet. Çünkü sıcağa tahammülü yok. Kış bitkisi. Kış bitkisi efendim. Peki açelyalar? O da aynı. İkisi de aynı. Açelya da aynı. Evet. Hele açelyayı evin içine koyarsak sıcaktan kesinlikle bozulur, değil mi? Bozulur, evet. Evet. Peki burada güzel Japon gülleri görüyorum. Japon gülleri ıscak ister.
ıslak olan yerde açar, yoksa açmaz. Döker çiçeğini. Soğuktan da etkileniyor değil mi? Don vuruyor. Evet, evet. Don vurur. Şu güzel bitkinin adı ne? Eskiden bütün evlerde bu vardı. Kılınç. Peygamber kılıncı. Evet. Hatta bununla ilgili bir efsane vardır. Tamam. Boyu bir metreye gelirse ev alırsın diye. Doğru. Doğrudur efendim. Çiçek açan adı var bunun. Unuttuk geldik bak. Yeşil ama geçti çiçeğe. Evet. Yeşil olarak. Şimdi şöyle bakıyorum. Güzel rengarenk kaktüslerinizi görüyorum. Bir de onun yanında ortancalarınız var. Şimdi bu kaktüslerin bakımı nasıl olacak? Kaktüsler su istemez. Bugün kışın, kış boyu sulumsanız da hiçbir şey olmaz, etkilenmez. Çünkü sularsanız ölür, dayanmaz yani. Peki kaktüslerin saksısını değiştirecek miyiz? Yazı doğru değiştirilecek. Dibindeki suladığın su kuruması lazım. Suyu verdiğin zaman. Yoksa su kaldığı anda çürür yani. Peki nasıl bir toprağa koyacağız? Toprak önemli değil. Toprak nasıl olursa olsun. Fark etmez. Evet. Milin içinde koysan fark etmez. Çünkü bu kuvvet isteyen bir şey. Bitki değil bunlar. Evet, çöl bitkisi ya. Evet. Çölde yaşadıkları için. Şimdi çöl bitkisi demişken bakın çölde ne var? Kum var. Bütün evet. Kaktüslerin topraklarının çok süzek olması gerekiyor evet. Sevgili izleyiciler. Çok süzdürecek yoksa evet. Kirli bir ağır toprağa dikersek kökünü çürütür. O yüzden bol süzek toprağa dikiyoruz değil mi? Evet efendim. Bir de ortancaları görüyorum. Çok güzeller. Ortancalar da soğuk havayı seviyor. Soğuk havayı sever. Yayla'da burada siz buradan mısınız? Evet İzmir'deyim. Yayla'da Gölcük Bozdağ'da süper olur yazın. Ama burada oldu mu güneş doğduğunda bayılır. Baygınlık geçirir. Baygınlık geçirir. Evet. Şimdi evet. Sevgili izleyicilerimiz size ortancalarla ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Ortancanın kimi mavisi var biliyorsunuz, kimi beyazı var, kimi pembesi. Bunların hepsi toprağın pH'sıyla ilgili. Örneğin toprak asitli olduğunda ve sulama suyu ve beslediğiniz gübreler, asitli gübreler olduğunda ortancanın rengi mavi olur. Eğer nötrse ortancalarınız beyaz olur. Eğer pembe ise toprağınız, suyunuz kireçli demektir. Siz pembe bir ortanca bile alsanız, eğer onun asitli toprağa geçirirseniz bir müddet sonra renginin bozulduğunu göreceksiniz. Ya da masmavi aldığınız ortancaların renklerinin bozulduğunu da görebilirsiniz. Öyle değil mi? Doğrudur efendim, evet. Peki nasıl bakacaklar evde renkleri için? Renkler için de bunun toprağı mesela mavi aldıysa o toprağı değiştirmeyecek. Hı hı. Aynı toprağın içinde kalacak. Yoksa yeri diktiği anda renk değişebilir. Rengi değişir ha. Diyorsunuz. Ha. Peki şimdi böyle geliyorum. Atatürk çiçekleri de havaların serinlemesiyle birlikte başladı. Salonları güzelce Eylül'de süsleyecek. Çıkıyor çünkü bunlar. Evet. Eylül'de başlar. Ama orada ne görüyorum? Mis kokusuyla gardenya. Hadi gardenya. Gösterelim. Gardenya. O taraf var üzerinde. İthal geliyor zaten. Evet. Ama bunların yerlileri de var bahçelerde. Var var. Yerliler de var. Çünkü yerlileri bayındırdı bol. Sevgili izleyicilerimiz, gardenyanın çiçekleri iri, beyaz, katmerli, gül gibi çiçekler ve bir kokusu var. Aslında bilseniz parfüm bitkisi. Son derece kıymetli bir bitki ve ılıman yerlerde bahçede yaz kış bozulmadan yetişebiliyor. Şimdi burada çok eskiden evlerimizde olan ama sonra ithal bitkiler geldikçe değerini kaybeden, gözden düşen bazı salon bitkilerimizi görüyorum. Evet. Örneğin. Deve tabanı. Deve tabanı eskiden bütün evlerde vardı. Böyle kocaman tavanlara değerdi. Meşhurdu yani. Peki nasıl bakacağız? Bunun bakımı da normal iç mekan bunlar. Dış mekan dışarıda olmaz. İçeride bürolarda. Hı hı. Efendim bir salonların köşelerinde bir yerlerde olur mu? Çünkü öbür türlü açık alanda bozulur yani. Evet. Sevgili izleyiciler, açık alanlara ne zaman koyabilirsiniz biliyor musunuz? Sadece Ege'nin sıcak yerleri ve Akdeniz bölgesinde açıkta büyütebilirsiniz. Bir özelliği var size şöyle göstereyim. Bakın şuradan görebilirsiniz. Deve tabanı havai kökler verir. Bu havai köklerle birlikte yükselirken gövdesinden şöyle havai kökler çıkar. Üretecekseniz bu noktadan kesip doğrudan dikim yapabilirsiniz. Bir de havai kökler çok bollaştıkça şunu unutmayın, bitkinizin nem eksikliği var demektir. Daha fazla nemlendirmeniz gerekir. Şimdi bakıyorum burada bodur kılıç çeşitleriniz evet, var. Bodur kılıç.
Şimdi onun yanında da yine eski bitkilerden biri kauçuk. Kauçuk. Şimdi kauçuklara nasıl bakacağız? Kauçuk da aynı. Soğuğu gelmez. Isıcak iklimde mesela Akdeniz sahillerinde meydan bahçe böyle bizim belediyelerin diktiği gibi kenarlarda parklarda koca ağaç oluyor ağaç değil oluyor, mi? Büyüyor evet. Yani. Japon gülü de aynı. O, evet. Bu kauçuk da aynı. Ben şeye gittim, Mersin'e gittim. Bayağı zeytin ağacı gibi büyümüş. Kocaman ben ağaçlar var. Ben çok yer geziyorum ya. Evet doğru söylüyorsunuz. Şimdi yine eski çiçeklerimizden bir tanesini görüyoruz. İşte patos evet. Sarmaşık. Eskiden salonlarda böyle uzar bir köşesinden bir köşesine sardırılırdı. Evet, evet doğrudur. Nasıl bakacağız? Aynen burada da normal su vereceksin. Fazla su istemez. Hep kaktüs türü gibi bir türlerden bunlar. Dayanıklı bir bitki. Dayanıklı bir bitki. Efendim tozu sevmez. Yıkaman lazım tozuna. Tozu eyvah neyse. Tavanlara sardırmışız. Aa, nasıl onu, yıkayacak? Onu, su püskürtelim bari. Tabii sökeceksin oradan yıkayacaksın tekrar takacaksın. Sevgili izleyicilerimiz bir de patosla ilgili size bir patos sarmaşıkla ilgili bir bilgi daha verelim. Şöyle yaprak uçlarında kurumalar kararmalar görebilirsiniz. Bunda yok bu bitkide. Ama o kuruma ve kararmalar birincisi nem eksikliğinin belirtisidir. İkincisi de besin eksikliğinin belirtisidir. Bunlara da dikkat etmemiz gerekir. Şimdi efendim buradaki şahane bitkileri izlemeye devam edeceğiz ama bakın şurada bir cambaz gülü var rengarenk. Ondan sonra fuar alanında son derece enteresan. Her birinizin evinin bahçesinde, balkonunuzda hatta bir kısmını salonlarınızda bakıp büyütmek isteyeceğiniz bitkiler var. Biz devam ediyoruz. Kısa bir aradan sonra sizinleyiz. Şimdi sevgili izleyicilerimiz kısa bir reklam aramızdan döndük. Aynı standta devam ediyoruz. Sonra gözüme müthiş güzel bir şey takıldı. Oraya gideceğiz ama size şu gördüğünüz hemen hepinizin evinde olan bitkiyle difenbahya ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bu gördüğünüz difenbahya. Bu büyük yapraklı difenbahya. Şimdi difenbahyalar çok güzel bitkiler ama difenbahyalar toksik özellikte olan bitkiler. Nasıl mı? Difenbahyaların öz suyunda içerisinde kalsiyum oksalat kristalleri var. Böyle sivri sivri gözümüzle görmüyoruz ama eğer küçük bir çocuk ya da sizler gelip alırsanız bunu böyle kıvırıp elimizde parçalarsak ya da ağzımıza alıp ısırırsak o zaman o kristallerin hepsinin battığını göreceksiniz. Dolayısıyla son derecede yanacak, alerjikse şişme de göreceksiniz. Ne yapmak lazım? Eğer küçük çocuğumuz varsa difenbahyamızı onun ulaşamayacağı bir yere kaldıracağız. Daha da doğrusu bitkileri, bu tür bitkileri biz kendimiz bileceğiz ve mutlaka ve mutlaka ellememeyi, koparmamayı, ısırmamayı çocuklarımıza öğreteceğiz. Yoksa difenbahya gerçekten çok güzel bitki. Baksanıza şu yaprak uçlarında kurumalar olabilir. O kurumalarda tamamen kireçli suyla sulamaktan ve nem eksikliğinden kaynaklanır. Bitkinin boyu yükseldikçe alttaki yapraklarını döküp çıplak kalacaktır. Bir gün nasıl üretildiğini de gösteririm size. Şimdi burada bir başka riskli olabilecek bitkimiz daha var. Bakın şu Cestrum nocturnum, kolonya çalısı veya Melisa ismiyle halk arasında biliniyor. Ama şöyle bakın çiçekleri de var. Parfüm çalısı da deniyor. İnanılmaz derecede bir kokusu var. Müthiş güzel bir parfüm kokusu veriyor. Fakat isminin Melisa oluşu sizi kesinlikle yanıltmasın. Bildiğiniz tıbbi Melisa ile hiçbir alakası yok. Hatta aslında kendisi Melisa da değil. Halk arasında yakıştırılmış bir isim. Melisa'nın çok güzel kokusu olduğu için yapraklarından. Bu kolonya çalısının da güzel bir kokusu olduğundan öyle yakıştırılmış. Peki risk nerede? Risk şu, bir gün bir Melisa çayı yapayım içeyim dediğinizde eğer bu Melisa'nın, bu kolonya çalısının yapraklarını koparır da içmeye kalkarsanız toksik etki
göreceksiniz. Yani hele hassassanız ciddi şekilde sıkıntı çıkabilir. Dolayısıyla özellikle yediğiniz, içtiğiniz, baharat olarak kullandığınız bütün bitkilerin doğru olduğundan emin olmanız gerekir. Şimdi şöyle bakıyorum, çok güzel, müthiş siyahımsı yapraklarıyla, şöyle siklemen rengi çiçekleriyle bir bitki görüyorum. Oraya doğru gidelim mi? Hadi. Mehmet Bey, şimdi şu gri zeminin üzerinde acayip derecede dikkat çekiyor bitkileriniz. Siz söyleyin isimlerinin ne olduğunu. Şimdi elimizde bizim bu Loro Petalum'un tek çeşidi, en çok. Loro Petalum. Efendim, ismi Loro Petalum. Türkçesine demeyin. Bu bitki ithal gelmiş. Türkçe ismi de konmamış. Hani nasıl petunyaya petunya diyoruz. Siklemen, siklemen değişmiyor bazı şeyler. Loro Petalum'un da ismi değişmemiş. Evet, direkt Loro Petalum olarak biliniyor. Bizdeki nereye dikeriz? Bahçeye mi? Bahçeye de olur. İç mekanda, odalara da olabilir. Yeter ki bunun istemiş olduğu ortamı sağlayabilelim. Nasıl bir ortam? Sıcak bir havayı seven, nemi seven bir bitki. Aynı zamanda saksı içerisindeki harcıdında suyu geçirgen, istediği mineralleri taşıyan bir yapıya sahip olması gerekiyor. Öyleyse bahçeye dikerken harcını, dikim harcını düzgün hazırlamamız lazım. Peki tam güneş mi sever, yarı gölge mi? Yazın çok sıcak olduğu dönemlerde hafif gölge olursa da performansı biraz daha fazla olur. Çok enteresan bir bitki. Yaz kış bu renk mi kalıyor? Bu bitki yaprak rengini mevsimsel olarak değiştiriyor. Bu koyu siyahtan yeşile kadar değişiyor. İki baharda da çiçek açıyor. Çiçekleri uzun süre üzerinde taşıyor. Oldukça iyi cevap veren çok güzel bir bitki. Yakında herhalde birçok ortamda görme şansı bulacağız. Evet. Şimdi bitkiyi o zaman sıcak iklimlerde, çünkü dondan zarar görüyor mu? Görüyor. Eksi değerlerde kuruma yapıyor. Yani eksi 2, 3 gibi derecelere indiğinde oldukça kötü etkileniyor. Bu durumda eğer bahçemiz korunaklıysa ve sıcak iklimlerdeysek dikeceğiz. İç mekandaysa zaten sıkıntı yok. Aydınlık noktalarda bitkimize bakacağız. Su isteği nasıl? Suyu yapraktan çok iyi vermek gerekiyor. Seviyor yapraktan şey yapılmasını. Alt harcında da çok ıslak olmaması gerekiyor. Direne edilmesi, drenajı iyi olması gerekiyor. Yani içeride saksıya koyarsak tabağında su biriktirmeyeceğiz, onu mu anlıyoruz? Tabii ki, tabii ki. Çürüme yapar bu sefer. Şu büyük de aynı bitki sanıyorum. Aynı bitki. Evet, şekillendirerek bu formu verdi. O forma geldi. Daha da büyük formda olanları da var. İşte atel konarak da daha değişik şekillere şey yapılabilir rahatlıkla. Makasa çok rahat gelen, çok gaddar bir bitki aslında. Sıcaklık dışında problemi yok. Çok sıcağı seviyor aslında bir bitki. Yere inerse orada hiçbir sıkıntı yok. Yere inerse ve biz onun üzerini korumaya alırsak kışın yaşatabilir miyiz? Yaşatabiliriz. Şurada güzel bir bitki daha görüyorum. Oraya gitmek istiyorum yavaş yavaş. Sizi de sürüklüyorum yanımda ama. Bu güzel renkte bitki nedir? Hangi bitki bu? Bu Latincesi Fotinia. Bu Türkçe'ye çevrilmiş şeyi var. Biz buna alev diyoruz. Bu minik alev olduğu için bodur alev diye geçiyor. Yaz kış bu renkte mi? Yok. Bu her iki baharda da yeni filizler çıkarttığı dönemlerde özellikle uç dallarda böyle bir kızarma, çok güzel bir desen oluşturabiliyor. Bahçede nasıl bir bölgeye dikelim? Bu güneşi çok seven bir bitki. Yine altı drenajı iyi olacak bir toprak yapısının olması gerekiyor. Güneşi çok seviyor. Bir de bunun gübre olayına biraz fazla dikkat etmek gerekiyor. Demir içerikli olan gübrelerle bu rengi daha da koyulaştırıp daha güzel bir görsellik alınabilir. Peki bir şey soracağım size. Soğuğa dayanımı var mı? Dayanır. Bu İstanbul, Trabzon, o bölgelerde de olabiliyor yani. Yani oradan gelen alıcılar da alıp götürüyor sizden. Kar olursa
yaşam alanında çok fazla miktarda kar olursa kırar dallarını. Ağır kar yüküne dayanmaz, evet, diyorsunuz. Evet. Şimdi burada bir de bu güzel siyah ve kırmızı renklerin arasında şöyle gold taflanlar, altuni taflanlar görüyorum. O sarı renkle vurgu yaratmışsınız siz de burada zaten. Evet. Hemen de dikkatimizi çok çekti. Çok teşekkür ederiz. Son derece gaddar bir bitki değil mi? Evet. Türkiye'nin her tarafında, her tarafında yetişiyor. Türkiye'nin çok iyi bildiği bir bitki. Çit bitkisi olarak da kullanılıyor. Genelde çit bitkisi olarak kullanılıyor. Son zamanlarda piramit formunda daha büyük yapıda olanlar da peyzaj uygulamalarında rahatlıkla görüyoruz. Uygulanabiliyor. Yani Türkiye'nin her bölgesinde rahatlıkla uygulama alanı bulabiliyor bu bitki. Evet. Sevgili izleyicilerimiz, ben eğer bahçenizde gold taflanınız, altuni taflanınız varsa veya almayı düşünüyorsanız size bir kısa bilgi ipucu vereceğim izninizle. Tabii. Şimdi bakınız, bitki alıcılı, sarı yeşil alıcılı ama içinde böyle düz yeşil sürgün var. Efendim bunları bakın şurada da görebilirsiniz düz yeşil sürgünü. Biz buna yozuma deriz. Dolayısıyla içinden gelen yeşil sürgünleri şöyle dipten alırız. Acımayınız efendim. Yoksa büyüdükçe bitkinizin altuniliği biraz bozulacak. En sonunda sarı dallar azalacak, yeşiller çoğalacak. İzninizle bu bilgiyi de vermek istedim. Rica çok ederim. Teşekkür biz ediyorum. Sağ olun. Görüşmek sağ üzere. Olun. Kendinize çok iyi bakın. Mersin. Fuarınız bereketli olsun. İnşallah sizin gibi üreticilerimiz çok fayda görsün, çok kazançlı çıksın. Çok teşekkür ederiz ilginize. Hoşçakalın. Sağ olun. Efendim bu güzel Loro Petalum'lar, Altuni Taflan'lar ve Fotinyalardan Alev Çalısı ile ilgili haber sorduk. Nasıl bakıldıklarını, nasıl dikildiklerini öğrendik. Şimdi arkamda bir stand görüyorum. Orada da güzel meyveli bir çalı var. Neymiş birlikte öğrenelim mi? Merhabalar, pazarınız evet. Bol olsun. Aa, teşekkür ederim, hoş geldiniz. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Ben Turgut Usluca, Usluca Süs Bitkilerini sahibiyim. Standımızı açtık. Sergalarımızı. Atadan dededen çiçekçi misiniz? Hayır, ben esas mesleğim ben kuru yemiş imalatçısıyım. Bu işi 10 sene önce hobi niteliğinde başladık. Yani siz aslında bir arka bahçe çiçekçisiydiniz. Arka bahçe çiçekçisiyim, evet, evet. Yeşili seven, çiçeği seven bir kişi olarak bu işi başladık 10 yıl önce. Sevdik, hoşumuza gitti. Üretmek güzel. Bu üretimin yanında istihdam sağlamak güzel. İnsanlara bitkiyi tanıtmak güzel. Hoşumuza giderek yapıyoruz. İyi bir yere de geldiğimizi düşünüyorum. Sergimiz de bu anlamda Türkiye'nin en iyi sergilerinden biri. Vallahi kutluyorum Turgut yani. Bey. Sevgili izleyicilerim, Dört Mevsim Bahçe'nin dostları, bakın bir hobi, bir bahçe merakı neleri sebep oluyor? İnsanı yeni bir iş sahibi bile yapabiliyor. Şimdi çerezcilik devam mı? Çerezcilik de devam. Her iki ama birden. Bu iş daha üstünde mi? Hangisi üstte? İkisi aynı anda götürüyoruz. Ben bu işi çiçekçilik olarak, kusura bakmayın sizin lafınızı istinaden değiştirmek istiyorum. Bu sektör oldu artık. Kesinlikle sektör çok haklısınız. Oldu. Ben bunu şöyle düşünüyorum. Bu sektör üstü açık sanayi kuruluşu artık. Evet, kesinlikle. Hem istihdam yaratıyorsunuz, evet, evet, hem de evet, siz evet. Tarımdaki en önemli katma değerli ürünleri evet. Yetiştiriyorsunuz. Süs bitkileri yetiştiriciliğinin tarımsal bir üretim olduğu gerçeğini herkesin kafasına da sokuyorsunuz. Evet. Şimdi Turgut Bey, şu bitkilerle ilgili size sorum var. Bu bitkimiz nedir, bu gördüğümüz güzel çalı? Bu bitkimiz Abelya ismi. Abelya türü soğuğu, sıcağı dayanabilen. Peyzaj mimarlarımızın kullandığı soliter olarak da kullanılıyor. İşte bu arada soliter tek başına demek. Böyle tek başına grup olmadan bir tane dikilebiliyor. Evet. Evet, bunu karayollarında görebiliyoruz. Ondan sonra AVM'lerde son zamanlarda görmeye başladık. Güzel bir çiçek yapısı vardır. Güzel çiçek açar. Yaprak döker mi? Yaprağını çok dökmüyor. İyi bir bakımla yıl 12 ay yaprağını devam ettirebiliyor. Hangi mevsim açar? Genelde bu mevsim üzerinde çiçekli bir mevsimi. Soğukların başlamasıyla dökmeye başlıyor. 3-5 ay bizim yöremizde
3-5 ay döktükten sonra tekrar kısa zamanda tekrar çiçeklenebiliyor. Bir de çok güzel kırmızı dal yapısı var. Sürgünlerinin kırmızı rengi var. Son derece de aslında gösterişli güzel bir bitki. Bahçeye nereye dikeceğiz? Bunu istediğiniz bir yere dikebilirsiniz. Gölge, güneş, ayırt. Fark etmiyor, hiç fark etmiyor. Yani daha çok suyu aramaz. Yani çok suyu olmasa da olur. Makasa gelir mi? Gelir, makasa gayet güzel geliyor. Nasıl isterseniz piramit tarzında, çalı tarzında, top tarzında her türlü tarzı yapabilirsiniz bu bitkiyi. Çit de yapabiliriz her o zaman. Çiçekli çit yapabiliriz. Yapabilirsiniz, evet, evet. Evet, şimdi güzel çiçeklerini de görüyorsunuz değil mi? Beyaz son derece şık. Turgut Bey, şimdi burada çok da güzel bir çalı görüyorum. Şöyle güzel turuncu meyveleri var. Yaprakları da hafif böyle morumsudan yeşile dönük. Nedir? İsmi nedir? Nasıl bakılır? Dandina domestica diye geçiyor. Türkçe adı cennet bambusu. Üzeri meyveli bir bitki. Genelde örtücü, yer örtücü olarak kullanılıyor. Ama yerden dik dallanmış bir çalı halbuki, evet. Evet, evet. Güzel bir görüntü var. Bu da renk değiştirir. Ben bunu diyorum ki kendi tabirimi güzeli görünce kızaran çiçek. Enteresan bir isim bulmuşsunuz. Güzel bir bitki, örtücü bir bitki, kaplayıcı bir bitki. Peki bir şey soracağım. Yaprakları hangi mevsim renk değiştiriyor? Kışın. Kış aylarını yaprakları renk değiştiriyor. Meyveleri de sonbaharda sanırım. Evet, sonbaharda. Tohumdan gelişen ve çok da üreten bir ürün. Kendiliğinden tohumu döktüğü yerde de çıkabiliyor. Çok dayanıklı çok o zaman. Tohumu çok enteresandır. Tohumu tam 12 ayda köklenen bir bitki. Öyle günü mi? Günün 12 ay. Yani ekiyorsunuz tohumu, çimlenme 12 ay. Çimlenme 12 ay. Günü günün 12 ayda çimleniyor. Peki nasıl bir toprak seviyor? Her türlü toprağı sevebilir bu. Sorun değil. Ya da bahçede nasıl bir yere dikeceğiz? Güneş, gölge bir ayrım var mı? Yok, sorun. Onda da sorun yok. Yani hiç seçici değil. Evet. Ve yani çok da güzel bir bitki. Kanaatkar bir bitki bu. Kanaatkar evet. Bir bitki diyebiliriz bunu. Evet, son derece güzel. Peki çiçekleri nedir? Ne renk? Çiçekleri bunun birkaç rengi var. Kendi arasında o çeşitlendirmeye göre hangisini isterseniz onu alabilirsiniz. Beyaz, başka? Beyaz var. Kurşuni dediğimiz bir renk var. Benim gördüğüm. Evet. Burada zaten yaprakları bordo gibi olanları da görüyoruz. Mevsimsel renk değiştiriyor. Evet. Şurada sarı alaca, kırmızı alaca var. Kırmızı var. Bu güneşte denk gelmiş bir bitki. Bu da gölgeye denk gelmiş bir bitki, tesadüf. Yani güneşte veya gölgede duruşuna göre aldığı renk farklılaşıyor. Farklılaşıyor, evet. Evet. Evet, çok enteresan. Şimdi güzel bir bitkimiz daha var. Burada siz saksılarda hazır çit yapmışsınız bunu. Nedir acaba? Bravo diye ismi geçiyor. Türkçe adı gümüşü taflan. Gold taflanın varyetalarından bir tanesi. Bu bitki diğer çeşitlerinin nazaran biraz daha kanaatkar, kısa zamanda boylanabilen, su isteği çok olmayan, her türlü iklime gelebilen. Makasa geliyor mu? Her türlü makasa gelebilen bir bitki. O yönden biraz daha peyzajcılarımızın daha arzu ettiği bir bitki. Bu yeni bir türeyen bir bitki. Çok geçmiş zamanda varmış. Nesli biraz azalmış. Şimdi yeni de arttı herhalde. Yeni de ben sevdiğim bir bitki. Hoşuma giden bir bitkiydi. Bu bitkinin üzerine ben 7 senedir çalışıyorum. Çok da güzel üretmişsiniz. Bu bitki üzerine bunun her türlü şeklini üretebiliyoruz. Nasıl üretiyorsunuz? Tohumdan mı, çelikten mi? Çelikten. Bu bitki çelikten daha çok dayanıklı oluyor. Hangi mevsimde çelik alıyorsunuz? Şu an şu mevsim. İçinde bulunduğumuz bu ay olur. Bir de uç çeliği mi alıyorsunuz? Tüm çelik fark etmiyor. Ara çelik de olabiliyor. Tüm uç çelik hiç fark etmiyor. Biz yalnız şunu dikkat ediyoruz. Ay eskiyle dikiyoruz. Nasıl yani? Ay yarıma geçtikten sonra dikiyoruz. Öyle mi? Ay küçülürken. Evet. Bu bizim eski çiçekçilerimizden, büyüklerimizden, abilerimizden aldığımız bir mesleki eğitim.
Çok enteresan. Herkes evet, ay büyürken diker, siz tam tersi ay küçülür. Ay yarıya geçtikten sonra yarıyla bütün o arasında dikiyoruz. Sonuçun yüzdeliği daha yarıyla da, bütün arasında yani dolunaya doğru büyürken. Evet, büyürken. Tamam evet. Şimdi oldu. Arıyoruz, ay büyürken bitkiyi de köklendiriyoruz. Evet çok ilginçtir insanların bakış açılarını bırakıyorum. Biz o tarihte başarı oranımız daha yüksek oluyor. Çok enteresan. Çok efendim buna aslında ay takvimine göre yetiştiricilik de deniyor. Bir evet. Gün bir programımızda bunu da işleriz. Şimdi son olarak fidanlığın sergisinden ayrılmadan önce burada çok dayanıklı, güzel çiçekli, hatta çiçeklerinin böyle vanilya gibi çiçek açtığı mevsimde güzel bir kokusu olan kartopu çalılarını gördüm. Oraya doğru evet. Gidelim mi? Buyurun. Şimdi sevgili izleyiciler bakın şöyle goncaları üstünde. Son derece güzel bir çalı. Çok da güzel çit yapıyor. Yapraklarını dökmüyor. Yetiştiriciliği de kolay. Çelikle, tepe çeliğiyle, ara çeliğiyle de yetişiyor. Ama ara çeliğinden alırsanız eğer o bitkiler yayvan büyümeye gidiyor. Tepe çeliğinden alırsanız daha dik gidiyor. İki farklı rengi mi var efendim burada? Gövdede farklılık görüyorum. Bende iki rengi var. Daha bir çeşit daha olduğunu gözlemliyoruz ama bende şu anda yok. İki renk var bende. Biri çalı tarzında, biri dikey tarzında. Evet. Dediğiniz gibi çok güzel çiçek açar. Çok güzel soliter de kullanılır, her türlü çit de kullanılır. Çok güzel bir bitki. Meyveleri de çok güzel. Böyle üzeri siyah, mavi, evet. Buzlu gibi boncukları oluyor. Evet, yıllanmış bitkilerde onları görmek gayet var. Bizimki, biz onu göremiyoruz çünkü kısa zamanda üretimden... Hepsini satın. Evet, evet, hepsini satın, yapıyoruz. Hiç görmeyin inşallah. Evet, hatta evet. Çiçeğini bile görmeyin. Doğrudan elinizdeki bütün fidanları satışa sunun. Çiftçimiz bu işten evet. Güzel kazansın inşallah. Bizim amacımız işte bu sektörde buğdayı un olarak değil de püsküvit olarak göndermek. Evet. Amacımız o. Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür sağ olun, eksik olmayın. Çok sağ olun. Bize güzel vakit ayırdınız, her birini anlattınız. İnşallah elinizde hiç malınız kalmadan standınızdan siz de ayrılın. Çok sevgili izleyiciler, şimdi başka bir tarafa gideceğiz ama siz göremeyeceksiniz. Neden? Çünkü daha gösterecek çok bitki var, zamanımız bitti. Oysa daha gezeceğimiz çok yer var. Öyleyse biz çalışmaya, çekmeye devam ediyoruz. Sizse bunun geri kalanını ikinci bölüm olarak izleyeceksiniz. Sevgiler efendim, her zaman olduğu gibi aşağıdan görüyorsunuz iletişim gibi bilgilerim geçiyor. Oradan ulaşabilirsiniz. Sorularınız varsa sorabilirsiniz. Dört mevsim bahçenin sevgili izleyicileri bakın ne dedi bir üreticimiz? Gelsinler dedi. Ben topiyarı yapmayı da öğretirim. Bu bölge Ödemiş son derece yüce gönüllü, zengin gönüllü çiftçilerle dolu. Merak ettiğiniz soruları onlar da cevaplarlar. Ben ziraat mühendisi Mine Pakkaner. Şimdilik size veda ediyorum. Haftaya tekrar bir aradayız.